Evet, ilk dersimizi bitirdik. Kümeler konusu anlaşıldı mı Yunus? Anlaşıldı hocam, anlaşıldı. Yani biraz daha tekrar etsem iyi olacak ama genel olarak anladım hocam. Çok teşekkür ederim. O zaman gel bir çay ısmarlayayım sana. Gidelim hocam. Kantin. Hocam kantinde bayağı kalabalık gözüküyor yalnız. Olsun gel. Şeker ister misin? Yok sağ olun hocam, teşekkür ederim, ben şeker almayacağım. Çok sağ olun hocam. Ali Hoca da buradaymış. Ali merhabalar. Oo, Taner hocam merhaba. Hocam, hayırlı olsun yeni dönemimiz. Ben de buradayım bu arada. Merhaba Yunus. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Yunus, ben işim var. Odaya gitmem gerekiyor. Tabii hocam. Ali teşekkür ederim. Çay için çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Hocam nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasıldı bakayım ilk dersiniz? İyiydi hocam. İşte kümelerde işlemler hocamız anlattı. Gerçi yani biraz kafamın takıldığı yerler yok değil ama akşam tekrar edince herhalde hallederim diye düşünüyorum hocam. Birlikte tekrar etmeyi ne dersin? Ya hocam siz teklif ederseniz ben halledebilir miyim? Harika olurdu ya, dersten yeni çıkmışken. O zaman söyle bakalım, iki kümenin birleşimi ne demektir? Onu iyi hatırlıyorum hocam. Yani iki küme verildiği zaman... A ve B kümeleri verilsin. Evet hocam, A ve B diye iki küme verildiği zaman bunların birleşimi... Evet. Bu iki kümede de olan elemanları bir araya getirerek oluşturduğumuz kümeydi hocam. Güzel. Yani A birleşim B'yi herhalde şöyle gösterdiniz. A birleşim B. Evet hocam. A veya B'den en az birine ait olan elemanların oluşturduğu küme. Evet hocam. Yani bunu şöyle yazabiliriz. Öyle X'lerden oluşuyor ki X eleman A veya X eleman B. Veya. Evet. Yani en az birisine ait olan elemanların yani kümesi. Hem A'dakileri hem B'dekileri bir araya getirerek oluşturduğumuz kümeydi bu. Evet ama hocam. Aynı eleman ikisinde de varsa o zaman bir kere yazıyoruz tabii ki. Tabii tabii hocam, anladım. Onu biliyorsun. Bunu iyi anlamıştım, evet. Bütün elemanları bir araya getirip aynı sepete atıyoruz gibi. Başka ne yapabiliriz iki kümeyle? Kesişim vardı hocam. Ara kesit. A ve B diye iki küme verildiği zaman onların ara kesitleri. Onu da şöyle gösteriyoruz. Evet hocam. O birleşimin ters işareti kullanmıştık. Güzel. Peki bu küme hangi elemanlardan oluşuyor? Burada da... Bu da hem A'ya hem de B'ye ait olan elemanların oluşturduğu küme. Tamam hocam. Hem yani, A'da olacak. Evet. X B. eleman A ve X eleman B olacak. Hem A'da hem de B'de olacak yani X. Tabii bu şekilde. Ara kesitleri adı üstünde. Hem evet. Orada hem orada olacak. Tamam hocam. Belki önemli olan bir tane daha işlemden bahsedilebilir. Fark işlemi. Evet. A fark B kümesi. En çok kafamı bu karıştırdı zaten hocam. Kafa karışacak bir şey yok aslında. Bu da öyle X elemanlarından oluşuyor ki X A'da olacak, yalnız B'de olmayacak. Yani A kümesinin B'den farkı. A'da olanlar ama B'de olmayanlar. Evet. A'dan B'yi ayırt ettiğimiz elemanlar gibi. A fark B. Mantıklı. Evet tamam hocam. Evet fark kümesi de bu. O zaman şey mi olacak hocam? O zaman A fark B, B fark A farklı kümeler olacak o zaman değil mi? Kesinlikle. Yani buna dikkat etmek lazım. Onu hocanız da vurgulamıştır diye tahmin ediyorum. A fark B karıştı hocam eşit zaten. Değildir. B fark A. Bunu bir örnek yapabilir miyiz hocam ya? Tabii. Kümelerimiz ne olsun mesela? Ben söyleyeyim mi hocam? Söyle. Mesela A kümesi ne bileyim 1, 2, 3 sayılarından oluşan küme olsun. Evet. B kümesi de ne olsun? 3, 4, 5 olsun mesela. 3, 4, 5. Sayılarından oluşan küme olsun. Şimdi A evet. Fark B ile B fark A'yı bulsak ne olacak? A'da olup B'de olmayan elemanları yazacağım. A fark B için. Evet. A fark B. Şimdi A'da olması istendiğine göre A'daki elemanları sırayla kontrol ediyorum. Bir A'da var. B'de var mı? Yok. Yok hocam. O zaman 1'i yazıyorum buraya. A'da olup B'de olmayan bir eleman. Evet hocam. 2 yine A'da var, B'de yok. 2'yi de yazıyorum. Evet hocam. Şimdi 3'e bakıyorum. 3 A'da var ama B'de de var. Evet. O zaman onu yazmıyorum. Şimdi A fark B 1 ve 2'den oluşuyor. Bir de B fark A'yı bulalım. Lütfen hocam. B fark A'da B'de olup A'da olmayan elemanların oluşturduğu küme. Bu sefer B'dekileri kontrol ediyorum. 3'ü aldım. 3 B'de var ama A'da da var. A'da da var. Onu evet. Yazmıyorum. 4'ü aldım. B'de var ama A'da olmadığı için B fark A'nın elemanı oldu. 5 yine B'de var A'da olmadığı için. B'nin A'dan farkı olan bir eleman. Evet yani 4 ve 5'ten oluşan küme B fark A oldu. Gördüğün gibi iki küme birbirinden farklı. Harika. Aslında birleşimde ve ara kesitte mesela A birleşim B, B birleşim A'ya eşit. A ara kesit B de B ara kesit B A'ya eşit. Çünkü tanımdan öyle görünüyor ama farkta dikkat edeceğiz. Evet. Bunu karıştırmıştım biraz evet. Da zaten. Tamam çok teşekkür ederim hocam ya. Ya birleşim ve
kesişim değişme işlemlerinin değişme özelliğini sağlar ama fark işlemi sağlamaz. Tamam tamam iyi oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam ya. Oldu. Bu dönem sizi sık sık rahatsız edeceğim. Öyle görünüyor hocam. Beklerim. Çok sağ olun hocam. Hoşçakalın. İyi günler.